Şimdi bugün gerçekleştireceğimiz toplantı ve sizinle alacağımız ortak karar ve kararlaşma bu katılımcılığın aynı zamanda bir göstergesi olacak. O açıdan Diyadin açısından çok çok önemli bir toplantıdır. Alacağımız bu toplantı. Neden önemlidir? Biliyorsunuz ki Diyadin'de taksicilerin sorunu artık devasa boyutlara gelmiş bir sorundur. Bir sisteme uygun yapılmıyor. Bu durumdan halk şikayetçi olduğu kadar, belediye yönetimi şikayetçi olduğu kadar aynı zamanda sizler de şikayetçisiniz. Belirli plaka yok, belirli bir boya rengi yok, belirli duraklarınız yok. Daha çok kara düzen giden bir sistem var. Daha doğrusu bir sistem yok. Şimdi biz bugün alacağımız toplantıyla ve bu toplantıdan çıkan kararla Diyadin'de taksiciliği bir sisteme kavuşturacağız. Bir sistem dahilinde gerçekleşecek bundan sonra. Diğer ilçelerden belki haberdarsınız. Belki de bir tek Diyadin'de taksiciler için bir sistem yok. Şimdi bugün inşallah hep birlikte bu kararı da alacağız. Önce şunun altını çizeyim. Geldiğimiz günden itibaren, bu görevi devraldığımız günden itibaren hep şunun altını çizdik. Biz bu kaynakları birilerine peşkeş çekmeyeceğiz. Birilerine hibe etmeyeceğiz. Birilerine palazlandırmayacağız. Bugün de bu söylediğimizin arkasındayız. Şimdi isim vermeyeceğim. Belirli şahıslar geliyor yanımıza ve plakaları kendisine vermemizi istiyor. Bu bir tefeci mantıktır. Altını çizerek söylüyorum. Doğru. Plakaları bizden 3 milyar alacak, 5 milyar alacak, sizlere 10-15 milyara satacak. Dolayısıyla buna gücü yetmeyenler korsan taksicilik yapmak zorunda kalacak. Yani birileri bundan... Tekrar kusura bakmayın, geniş bir salonumuz yok. İnşallah bu yaz onu da yapacağız. Birileri ciddi rantlar elde edecek, birileri onlara güdümlü çalışacak. Böyle bir sistem olmasını istemiyoruz. Bizim parti anlayışımız da zaten buna izin vermiyor. O nedenle herkese eşit, herkesin faydalanabileceği bir şey hayata geçireceğiz. Bence hepinizin sevineceği bir gelişmedir. Biz plakaları parasız vereceğiz. Birilerine ders olsun diye. Allah razı olsun. Siz de biliyorsunuz belediyede 40 tane plaka vardı. Biz bir 40 tane daha alıp bunları 4'er 5'er milyardan versek yine parası olan alacak, parası olmayan alamayacak. Dolayısıyla yine bir kesim işine yola götürürken bir kesim mağdur olacaktı. Şimdi sizden tek ricam, hiçbir şahıs birden fazla plaka almamalı. Evet. Yani bu noktada bizim gösterdiğimiz bu iyi niyetin suistimal edilmemesini rica ediyoruz. Her bir şahıs bir plaka alacak. Bu plakalar parasız verilecek. Tek yapmamız gereken bu toplantıda isim, soy isim evet. ve TC kimlik numaralarını yazdırmak. Hemen arkasından alınan bu listeyle birlikte biz bir encümen kararı alacağız. O encümen kararıyla birlikte ismini yazdıran arkadaşlar şu Ağrı'daki şoförler cemiyetine başvuracaklar. Şoförler cemiyeti belirli işlemleri yol haritasını size gösterip sizi trafiğe sevk edecek. Trafik size T plaka verecek. Taksiler sarıya boyanacak. Biliyorsunuz bant sistemidir zaten. Ciddi bir maliyeti yok onun. Sarıya boyanacak. Boyanmalıdır da. Bu artık mecbur oldu. Her yer için böyledir. İlçeye dışarıdan gelen bir insan kim taksicidir, kim taksicilik yapıyor, hangisi ticari taksidir? Belli değil. Belli değil. Buna bir son vereceğiz. Hepsi tek renk olacak. En güzel olur. Sarı uygunsa bu sarı kararını çıkartacağız ki uygundur. Her model yer. Fark ediyor mu başkanım? Ha şimdi onların kararını alacağız. Bu kararı da birlikte alacağız. Model kararını da birlikte alacağız. Makul bir model kararını birlikte alacağız. Başkanım. Pardon ben bitireyim sonra size söz hakkı vereceğim. Model kararı burada alınacak. Tek bir dezavantaj olabilir belki bazılarınız açısından. Bu T plakaları alan arkadaşların yeşil kartları iptal olacak. Yani yeşil kart olmuyor. Yeşil kart olmuyor. Yani o noktada bilgilendirelim de sonra hani mağduriyet yaşamayın. Onun dışında tabii vergi numaranız falan olacak. Yol haritası böyle. Şimdi biz sizlerle birlikte şunu yapacağız. Alacağımız karar. Bir model kararını burada alacağız.
sizlere danışarak ortak bir karar çıksın istiyoruz. Bir, ikincisi belli güzergahlarda taksi durakları olacak. Prefabrik duraklar olacak. Çok şık, temiz, taksicilerin oturabileceği, çay içebileceği, soğukta bekleyebilecekleri bir yer olacak. Yani sizlerin mağduriyetini önleme açısından da. Ciddi bir para talep etmeyeceğiz. Sadece yıllık belli, o karar da burada alınacak. Evet. Sizlerin huzurunda, sizlerin önerisiyle. O mesela 4 durak mı olacak? Artık burada karar vereceğiz. Ya da 5 durak mı olacak? Ona göre o her bir duraktan yıllık belli cüzi bir miktar. Sizi de sarsmayacak. Ama bu formaliteyi de yerine getirebilecek bir rakam olacak. Şimdi sizlere söz hakkı vereceğiz. Herkes tek tek konuşsun. Kimse kimsenin sözünü bölmesin. Söz hakkına riayet etsin. Rica ediyoruz. Teker teker başlayalım. Şimdi yerine mi?